Merhabalar Merhabalar arkadaşlar, ben arkadaşlar, ben Ömkin. Ömkin. Bugün Bugün sizlerle sizlerle Age of Age of Story Story 2'de 2'de Türkiye'de Türkiye'de oynayacağız oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Önceki Önceki bölümde bölümde dediğim dediğim gibi gibi artık artık kameramda kameramda olacak. olacak. Şimdi Şimdi modern modern dünyada dünyada Türkiye'yi Türkiye'yi yöneteceğiz yöneteceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Haydi Haydi bakalım bakalım başlayalım. başlayalım. İlk İlk olarak olarak şuradaki şuradaki orduları orduları silelim. silelim. Vergilerimizi Vergilerimizi düzenleyelim. düzenleyelim. Mallarımızı, Mallarımızı, araştırmamızı. araştırmamızı. Araştırmayı Araştırmayı en en başta başta çok çok verelim verelim arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz Biraz fazla fazla gücümüz gücümüz olsun. olsun. İlk İlk olarak olarak ekonomimizi ekonomimizi güçlendirmemiz güçlendirmemiz lazım lazım arkadaşlar. arkadaşlar. 115.000 115.000 ekonomimiz ekonomimiz var. var. Sonra Sonra da da arkadaşlar arkadaşlar ilk ilk önce önce Kafkasları Kafkasları alacağım. alacağım. Sonra Sonra Arap Arap yarımadasını yarımadasını alacağım. alacağım. Oradan Oradan Afrika Afrika ile ile birlikte birlikte tabii tabii Kıbrıs'ı Kıbrıs'ı unutmayalım. unutmayalım. Öyle Öyle gideceğiz gideceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Sonra Sonra Balkanlar Balkanlar falan. falan. Aslında Aslında burada burada arkadaşlar arkadaşlar ilk ilk amacımız amacımız de de Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nu İmparatorluğu'nu kurmak. kurmak. Şu Şu sınırlara sınırlara getirmemiz getirmemiz gerekiyor gerekiyor Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nu İmparatorluğu'nu kurmamız kurmamız için. için. Bunun Bunun için için çok çok büyük büyük ülkeleri ülkeleri savaş savaş açmamız açmamız gerekiyor. gerekiyor. Birincisi Birincisi Ukrayna, Ukrayna, çok çok küçük küçük olsa olsa bile bile Rusya'dan Rusya'dan toprak toprak almamız almamız gerekiyor. gerekiyor. Belki Belki Rusya'ya Rusya'ya savaşmadan savaşmadan parayla parayla direkt direkt buraya buraya alabiliriz. alabiliriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İlk İlk önce önce teknolojilerimizi teknolojilerimizi yapalım. yapalım. Nüfus Nüfus artışına artışına yetki yetki verelim. verelim. Bu Bu arada arada arkadaşlar, arkadaşlar, Nvidia Nvidia'nın Nvidia'nın bir bir özelliğini özelliğini kullanıyorum kullanıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Arkamdan Arkamdan artık artık ses ses gelmeyecek gelmeyecek ve ve arkam arkam yeşil yeşil ekran ekran gibi gibi duruyor duruyor ama ama aslında aslında yeşil yeşil ekran ekran kullanmıyorum kullanmıyorum tamamen tamamen Nvidia Nvidia RTX RTX ekran ekran kartları kartları sayesinde sayesinde ve ve gözünüzün gözünüzün sürekli sürekli size size doğru doğru bakıyor bakıyor gözüküyor. gözüküyor. Aslında Aslında size size doğru doğru bakmıyorum bakmıyorum bazenlere bazenlere ama ama yine yine de de bakıyor bakıyor olarak olarak gösteriyor. gösteriyor. Bu Bu da da yüzümüz yüzümüz güzel güzel bir bir uygulama. uygulama. Kullanabilirsiniz Kullanabilirsiniz RTX RTX ekran ekran kartınız kartınız varsa varsa veya veya GTX GTX ikisinden ikisinden biri. biri. En En başlarda başlarda araştırmaya araştırmaya vereceğim. vereceğim. Şimdi Şimdi ilk ilk olarak olarak güçlü güçlü devletlerle devletlerle aramızı aramızı iyi iyi tutmamız tutmamız lazım. lazım. Bunlardan Bunlardan birincisi birincisi Çin. Çin. Zaten Zaten Çin'le Çin'le iyiymiş, iyiymiş, ilişkileri ilişkileri geliştir. geliştir. Rusya, Rusya, Rusya Rusya ile ile de de biraz biraz kötü kötü ama ama iyi iyi geliştirelim. geliştirelim. Almanya Almanya ve ve son son olarak olarak Amerika. Amerika. Ya Ya zaten zaten Amerika Amerika ile ile iyiymiş iyiymiş ama ama daha daha da da iyi iyi yapalım. yapalım. Rusya'yla Rusya'yla ittifak ittifak olmak olmak istiyorum istiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Bakalım Bakalım ne ne eksiklerimiz eksiklerimiz varmış. varmış. İlişkiler. İlişkiler. İlişkileri İlişkileri düzeltiriz. düzeltiriz. Sınırlar Sınırlar arası arası uzaklıkla uzaklıkla Gürcistan'a Gürcistan'a falan falan ulaşacağı ulaşacağı yükselir. yükselir. Medeniyet Medeniyet gücü. gücü. Güçlenmemiz Güçlenmemiz gerekiyor gerekiyor bir bir de. de. Güçleniriz. Güçleniriz. Sıkıntı Sıkıntı yok. yok. İlk İlk olarak olarak arkadaşlar arkadaşlar hemen hemen hızlı hızlı bir bir şekilde şekilde ya ya zaten zaten gördüğünüz gördüğünüz gibi gibi Ermenistan'ın Ermenistan'ın nüfusu nüfusu daha daha doğrusu doğrusu ordusu ordusu az. az. Hemen Hemen Ermenistan'a Ermenistan'a girelim. girelim. Ermenistan'a Ermenistan'a savaş. savaş. Evet, Evet, Ermenistan'ı Ermenistan'ı aldık aldık arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen 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 buraları buraları da da asimile asimile ettikten ettikten sonra sonra bitirdik. bitirdik. Bu Bu arada arada İran'la İran'la da da ilişkilerimizi ilişkilerimizi iyi iyi tutalım. tutalım. Bize Bize savaş savaş açmasın. açmasın. Çünkü Çünkü en en başlarda başlarda bize bize savaş savaş açarsa açarsa bizi bizi yorar. yorar. Hemen Hemen asimile asimile yapalım. yapalım. Aldık. Aldık. Bunu Bunu tamamen tamamen araştırmaya araştırmaya vereceğim. vereceğim. Hop hop. Gürcistan Gürcistan avlarımız avlarımız şimdi şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Yavaştan Yavaştan büyüyelim. büyüyelim. Kafkasları Kafkasları ilk ilk önce önce bir bir alalım. alalım. Sonra Sonra da da bakarız bakarız artık artık ne ne yaparız yaparız bilmiyorum. bilmiyorum. Bundan Bundan sonra sonra ilk ilk amacım amacım Ukrayna'ya Ukrayna'ya savaş savaş açmak. açmak. Çünkü Çünkü Ukrayna'ya Ukrayna'ya bizden bizden önce önce Rusya Rusya savaş savaş açarsa açarsa ve ve bizim bizim Kırım'ı Kırım'ı almamız almamız gerekir gerekir bildiğiniz bildiğiniz üzere üzere çok çok fazla fazla bizi bizi zorlar. zorlar. İlk İlk olarak olarak Ukrayna'ya Ukrayna'ya alalım alalım diyorum. diyorum. Sonra Sonra Balkanları Balkanları alırız. alırız. Oradan Oradan sonra sonra da da en en son son Mısır Mısır falan falan oraları oraları alırız. alırız. Amacım Amacım böyle. böyle. Bakalım Bakalım yapabilecek yapabilecek miyiz? miyiz? Önceki Önceki bölümde bölümde Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nu İmparatorluğu'nu oynamıştık. oynamıştık. En En son son baktığımda baktığımda 70 70 izlenmeydi izlenmeydi arkadaşlar. arkadaşlar. Benim Benim için için gayet gayet yüksek yüksek bir bir izlenme. izlenme. Çünkü Çünkü benim benim böyle böyle uzun uzun videolarım videolarım genelde genelde 10-15 10-15 izleniyor. izleniyor. Fazla Fazla izlenmiyor. izlenmiyor. Tabii Tabii eski eski kanalımdan kanalımdan söylüyorum söylüyorum bunu. bunu. Eski Eski zamanlardan zamanlardan ben ben o o videoları videoları sonra sonra sildim. sildim. Telif Telif hakkı hakkı sebebiyle. sebebiyle. Hemen Hemen Gürcistan'a Gürcistan'a savaşımızı savaşımızı açalım. açalım. Alır Alır diye diye düşünüyorum düşünüyorum ama ama eğer eğer alamazsak alamazsak ordu ordu yollarız yollarız arkalarından. arkalarından. Ki Ki yolluyorum yolluyorum şu şu anda. anda. Hemen Hemen şöyle şöyle şu şuraya şuraya biraz biraz yollayalım. yollayalım.
Şuraya biraz az geri gönderelim. Şuraya yolladım. Böyle. Olur demiştim. Olmadı. Böyle alalım. Buraya biraz beyaz dur. Şöyle yapalım. Şuradan gönderelim. Şuradan gönderelim. Gürcistan'da topraklarımızı kakak arkadaşlar. Güzel oldu bu. Zaten şu an güçlü bir devlet konumundayız. Sürekli nüfus artışına giriyoruz. Kıbrıs'ı alıyorum ben şimdi. Azerbaycan'dan önce. Bakayım ilişkilerimiz nasıl? Azerbaycan mı kötü? Ya Azerbaycan'ı mı alsak? Dur bakayım Azerbaycan'ı geri almamız için. Gerekmiyorsa almayalım. Zaten Gürcistan falan almak da gerekiyormuş. Ben sırf Rusya'yla anlaşma yapabilmek için aldım. Şimdi o zaman Kıbrıs'ı alalım. Hemen buradan şeyleri yollayalım. Ordularımızı. Bu arada yatırım yapalım. Bence İstanbul'a yatırım yapalım ve aynı Osmanlı'daki gibi İstanbul'u başkent yapalım arkadaşlar. Evet. Hemen tam olarak 10.000 altın neredeyse yatırım yapalım. O sırada ordularımız gitsin teker teker Kıbrıs'a. İlk olarak Güney Kıbrıs Rum yönünü alacağım. Sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni alacağım. Evet, aldık. Zaten buralar küçük devletler olduğu için çok hızlı bir şekilde alındı. Tamamdır, alındı. Anlaşmalar yapılsın. Ve sonra acaba... Evet, aldık. Hemen buraya asmin edelim arkadaşlar. Hindistan'da bence işlerimizi iyi tutalım. Çünkü Pakistan, Afganistan, İran falan olursa bizim sınır komşusu oluyor. Çünkü genelde alıyor, ben her oynadığımda kısmı full alıyor arkadaşlar. Özbekistan falan, Kazakistan'da genelde Rusya alıyor. Şimdi biraz ordu basalım arkadaşlar. İstanbul'u basmayalım çünkü İstanbul önemli bir yer. Sinop'a bir tane şey kuralım. Liman. Nerede liman? Limanımızı kuralım. Ve oradan asker basalım. Hemen zaten yeni asker çıkıyor. Oradan Ukrayna Savaşı Kırım'ı alacağım. Bence bu işi hallederiz. Zaten Kırım'da bir tane limanları var. Önemli bir yer onlar için. Orayı alınca büyük ihtimalle anlaşmamızı kabul ederler. Böylece Ukrayna'yı komple almaktan kurtuluruz. Ama biz yine de zaten ekonomimiz güzel. Askerimizi çok götürelim. Belki kabul etmezler falan. Ayrıca şu Yunanistan taraflarına da ordu bırakmak istiyorum. Anlık bir şekilde bize savaş açarlarsa sıkıntı olmasın diye. Birazcık para biriktirelim. Tamam. Onlar önemli olmaz kalsın. Biraz yavaştır onları çok olmasın savaş açarlarsa yerde. Şimdi araştırmamızı düşürelim çünkü savaş açmasan da yerde şey olacak. Sonra arttırırız. Şimdi Karadeniz'e oğullarımızı indirelim. Bu arada arkadaşlar videoda yorumlara yazın ses geliyor mu? Bakalım çalışıyor mu benim yanımda böyle diye. Artık ekran karşı yarıyor mu? Şimdi Kırım'ı almak istiyorum. Kırım'ı sadece şu iki noktayı almamız gerekiyor. Ama ben bütün Kırım'ı almayı düşünüyorum. Tabii yapabilirsem. Bir bakalım. Evet. Şöyle askerlerimi biraz daha güreydim. Şimdi bir anlaşma yapalım bakalım kabul edecek mi? Sadece daha fazla yer alamıyormuşuz. Şu iki yeri almamız gerekiyor. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etmezse yine de olabilir yollayalım. Aha, kabul etti arkadaşlar. Tamam. Bu iyi. Sonra tekrar Ukrayna'yı bir kere daha savaşa açarız.
araştırmaya ver. Şimdi hemen orayı asimile edelim. Nerede? Şimdik. Nereye savaş açsak acaba ilk önce? Suudi Arabistan falan zorlayacak. Şimdi bir bakalım hangi ülkelere ne almamız gerekiyor. Mısır'dan alacağız. Irak'tan alacağız. Yunanistan'dan alacağız. Suriye'den alacağız. Suudi Arabistan'dan alacağız. Bulgaristan'dan alacağız. Sırbistan'dan alacağız. Bosna-Hersek'ten alacağız. Arnavut'tan alacağız. Makedonya Cumhuriyeti'nden alacağız. Romanya'dan alacağız. İsrail'den alacağız. Kuveyt'ten alacağız. Ürdün'den alacağız. Ukrayna'dan alacağız. Lübnan'dan alacağız. Kosova'dan alacağız. Hırvatistan'dan alacağız. Karadağ'dan alacağız. Filistin Devleti'nden alacağız. Rusya'dan alacağız. Abo. Sayarken yorum be. Şimdilik. Ben ilk önce Suriye'ye girmek istiyorum. Suriye'ye güçlenmeden. Ardından Irak'a direkt. Oradan da direkt Kuveyt'e gireriz. Böylece Kuveyt'i komple alırız. Oradan Lübnan, İsrail falan derken. Geliriz Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan çok zorlar. Mı diye düşünüyorum şu an. Zorlanabilir. Şimdi bana bakalım. 66.000 zorlarlar arkadaşlar. 2 katından hatta 3 katı neredeyse gücümüz var. Hemen donanmamızı. Daha doğrusu ordumuzu buraya yerleştirelim. Suriye'yi çabuk alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Bu arada bu videoya arkadaşlar tam 50 like bekliyorum. 50 like gelirse devamını paylaşacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Önceki videomu kaç like gelmiş bakmadım. 5 like falan gelmiş. Az gelmiş. 65 izlemiş ama fazla like gelmemiş. Şimdi Suriye'ye savaş açalım. Evet. Buraya ordumuzu yollayalım. Abo! Suriye'ler oldu getirdi. Şimdi bunlarla burayı saldıralım. Hemen Hatay'dan ordu yollayalım. Bu ordu yetmez çünkü hatta Kıbrıs'tan da yollayalım. Tamam alırız orayı ya. Sıkıntı yok. Alırız. Suriye'de şey yapacak tabi. Hemen alalım şöyle de alalım. Aha oraya aldık. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir ordu koyalım. İnşallah çok ilerlemezler. Öyle düşünüyorum. Bence ilerlemezler. Ama bilmiyorum belki de ilerleyebilirler. Hadi bakalım alabilecek miyiz? Pöh bir sınır daha aldık. Şuradan hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuraya daha az bir şey yollayalım arkadaşlar. Ve tamam. Suriye tamamen bizim himayetimiz altına girdi arkadaşlar. Şimdi bütün Suriye'yi alabiliyoruz. Zaten Suriye'yi alacaklar da cümcümüz yoksa. Nereden kuralım? Osmanlı. Hemen asimile edelim Suriye'yi. Savaş başına girmek önce. Asimile edildikten sonra direkt gireceğiz. Şimdi arkadaşlar. Bununla ittifak olabiliyor muyuz? Çok küçük bir şey var. O da sınırlar arası uzaktan dolayı kaynaklanıyor. Sri Lanka'yı alalım bence. Ama birazdan alalım onu. Veya Maldivler. Maldivler evet. Maldivleri o zaman yollayalım arkadaşlar bir ordu. İstanbul'dan yollamak istemiyorum ama İstanbul'dan yollayalım. Ya da paramız az. Birazdan yollarız arkadaşlar. İlk olarak Irak sınırına askerlerimizi koyalım. Çünkü Irak'a savaş açacağız. Şu an tek şey Yunanistan, Bulgaristan yani sınırlarımıza veya herhangi bir devletimizin savaş açmaması. Çünkü birçok devlet sınırımız var. Bu devletlerin çok güçlü devletler. İnşallah bir şey olmaz. Çin'le de iyi anlaşıyoruz aslında. Onunla ittifak yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü her şeyden eksiyoruz.
Abooo Rusya'yla biz niye bu kadar kötü olmuşuz ya? -2 miydik? -4 miydik? Böyle bir şey ne ara 32 oldu? İlişkileri geliştiremiyorum. Neden bilmiyorum. Ukrayna'yla bir anlaşmaları da yok. Ukrayna savaşından dolayı desem. Suriye mi acaba? Neyse. Zaten çok umduğumda değil. Elbet gün Rusya'ya savaşacağız. Bu bölüm olmasında başka bölümler. De. Savaş açacağız. Şimdi arkadaşlar eski başkentimizden yani Ankara'dan ve çevresinden ordu getirmemiz lazım ya. Bunun için araştırmayı düşünüyorum ve full ordu bakımına yöneleceğim. Bakın hemen arttı. Savaştan sonra tekrar açarız. Şu an asimile etmeyeceğim. İnşallah herhangi bir savaş yaşamayız. Çünkü yaşarsak kötü olur. Hadi bakalım. Irak kadar askeri durduracak mi? Bence durduramaz diye düşünüyorum. O yüzden daha fazla asker basmaya gerek yok bence. Çünkü neredeyse tam olarak 4 katıyız. Hemen buradan asker basalım. Hakkari'den de basalım. Şimdi buradan hemen şuraya bir şey daha alalım. Şurayı son bir kez daha basalım. Tamam. Devam edebiliriz. Irak'a savaş açıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Irak bakalım. Biziz. Zor gelecek mi? Buradan direkt arkadaşlar kuvveti alacağız. Çatımla falan yapmadan. Oradan direkt mal gideriz. Çünkü hatta biz Hindistan'da arabamızı iyileştirelim. Çünkü o zamana kadar küreşleşmesin alırız. İyileştir. Çünkü malleri alacağız. Maller Arna'ya yakınca açacağız. Çünkü büyük ihtimalle yapabileceğiz. İttifaklarımızı. Oy İtalya'ya girmişiz. İtalya'da da ifak yapabiliriz. İlişkilerimizi geliştirelim. Herhangi başka bir sevdiğimiz devlet var mı? Ooo Fransa bizi seviyor. O zaman Fransa'ya da bir ilişki geliştirelim. Bütün iyi devletlerle iyi anlaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten Fransa'dan kötü şu anda ekonomik açısından. Teknoloji seviye olarak da çok düşük. Abba bizim teknoloji seviyemiz bayağı yüksek ya. Bakalım. Amerika'da bile iyi. Amerika'da bile iyi. Teknoloji seviyemiz çok yüksek. Zaten büyük olarak gözüküyoruz. Tek ekonomik puanda en yükseklerden biriyiz. Vay canına. Hiç bakmamıştım istatistiklere. Şimdi baktım. Sizlerle beraber oraya alınabilir mi? Alamaz bitti. O zaman şöyle direkt. Oradaki şey çok düşük be. Vallahi Irak bizi yenemez falan diyorduk da bayağı da askeri varmış ya. Bak. Ben biliyorum. Kesin oradan o şey yapacak onu ya. Şuradan şöyle ölecek. O yüzden şuraya biraz şey yapalım. Asker koyalım. Al. Bunu çok umuyorlar. Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar Suudi Arabistan'da çok fazla sınırları olmaya başladı fark ettiniz. Ürdün'ün sahibi falan olunca yani tamamen çok büyük bir sınırımız olacak. Suudi Arabistan'dan da bayağı toprak almamız gerekiyor. Yemen'den almamız gerekiyor. Ona bakayım. İyi Yemen'den almamız falan gerek yok. Mısır'a savaşacağız. Ama bizi en zorlayacak olan kısım Suudi Arabistan arkadaşlar. Suudi Arabistan bizi çok zorlayacak. Onun dışında Balkanlar'da ya da güçlü bir devlet yok. Aha Ukrayna'ya bir kez daha mı savaşmamız gerekecek? Aha. Evet arkadaşlar. Ukrayna'ya bir kere daha savaşmamız gerekecek. Ve yine sadece iki tane dev şeyi için. Ben bilseydim oraya da uyarlardım. Neyse. Zaten gördüğünüz gibi Balkan'daki devletler hiç güçlü değil. En fazla güçlü olan galiba Yunanistan. Yok, Romanya galiba. Ukrayna'yı saymazsak Romanya'ya en güçlülere ki o da bize göre güçlü değil.
Eğer seni seviyorsa arkadaşlar daha bir şeyin adı geçmiş da geçmiş düşünüyorum. O da Age of benzer çok güzel bir tarih oyunu. Yani sadece modern dünyada geçiyor. Ben bu yüzden pek sınamadım. Ama çok güzel oldu. Çok da beğendim. Şimdi kuvveyi tanıyoruz arkadaşlar. Bu arada Hindistan'dan da ifak vaktaktan vazgeçtim. Ben direkt suyla arabasına çıkacağım. Hatta kuvveyi gerek yok. Kuvveyi almayayım. Çünkü ben Suudi Arabistan'dan çöçlenmeden direkt Suudi Arabistan'a girmek istiyorum. Ama maalesef gerekiyormuş. Şimdi Irak olarak alalım komple bütün Irak'ı alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Alalım o zaman. Asimile etmeyi kuvveti aldıktan sonra yapmayı anlıyorum. Eğer o zamana kadar bir şey olmazsa Hemen kuvvetimizi de alalım. Çok hızlı büyüdük ya. Bu kadar hızlı büyüyeceğimi düşünmüyorum. Gördüğünüz bayağı büyüdük. Güçlendik de çok güçlendik. Az önce farkım ben daha bakmamıştım. Kur'an falan her şeyi geçmişiz. Çin'den yüksek galiba. Ekonomik olarak Çin'i falan çok geride bırakmışız. Bayağı iyi ya. Yani ekonomik açısından en iyi ülke biziz büyük ihtimalle. Evet. İstanbul'a ben bir kere daha arkadaşlar şey vermek istiyorum. Bir yatırım. 11.000'dir. İstanbul çünkü bizim için en önemli yerlerden biri. Başkentimiz de olsa. Şimdi arkadaşlar buraya büyük bir asker donanması getirmemiz gerekiyor. Donanma değil, ordu getirmemiz gerekiyor. Şimdi Fethiye'den yapalım. Fethiye çok asker veriyor arkadaşlar. Size bir tüyo vereyim. Fethiye ve çevresi o kadar çok ordu veriyor ki. Savaş hemen sonra bile en az 3000 asker verebiliyoruz size. O yüzden bence Fethiye'ye de arkadaşlar bir şey yapalım. Ekonomi olarak Fethiye'ye hemen buraya da yatırım yapalım. Ekonomik güçlendirsinler bak. 250.000'lik ekonomimiz var. O Arjan ne değil dostum. Bakalım ittifak tarafı edebiliyor musa hayır. Şu Hindistan'la ittifak oluyor mu ya? Onu deneyelim bak. %100. %100. Aha oldu. Tamam arkadaşlar şimdi Hindistan artık ittifakımız. Şimdi buradan hemen inşallah Suudi Arabistan'da çok fazla askeri gözüküyor ama sonra bize fake atıp kadala demezse çok güzel olur. Zaten amacımız aslında şuraları almak ama benim amacım buradan böyle alıp sadece oraları almak. Böylece daha nasıl desem cihaz gerektirdiğiniz hemen belirtebilirler. Savaşa devam edeyiz. Bir başarı kazandılar bu arada. Hemen o zaman Suudi Arabistan'da savaş. Müttefik falan çağırmaya gerek yok. Zaten alacağımı düşünüyorum eğer alamazsak o zaman çağırırız. Arkadaşlar şimdi ilk olarak gitmemiz gereken yer burası. Tam şurası bakın. Yazı veya başkent alıp daha iyi şey yapabiliriz. Şuradan hemen şöyle hatta Leon'un oraya da yollayabiliriz. Şimdi tamamen bütün ordumuzu bu tarafa doğru çekmemiz gerekiyor. Alamadık orayı. Çok kötü oldu ya. Gerçi tam sınırımızdaymış ha. Kötü değil. Tam sınırımız oradan asker basıp alırız onu. Kolaylıkla. Şuraya sadece az bir şey asker yollarsak bitti bu iş. Şuradan şöyle. Şu başkenti alabiliriz. Suudi Arabistan'dan.
Bence başkentini alalım. Bitsin. Bence en mantıklısı öyle olacak arkadaşlar. Başkent alsın ya da başkent doğru yok. Çok da basamaz zaten sonra doğru. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne kadar bir bölüm almamız gerekiyormuş ona da bakalım. Tam bu kadar bir bölüm almamız gerekiyormuş. Hadi bakalım ya. Allah nasip ederse alırız. Şu an arkadaşlar biraz sessizleştim çünkü savaş içerisindeyken ben genelde konuşmuyorum oyunlarda. Buradan buraya asker yolluyorum çünkü onlar eğer Irak tarafına geçerler çok kötü olur. Niye bu kadar az asker basıyor lan? Irak tarafına geçerler kötü olur çünkü Irak tarafına çok gerekiyor. Ne de olsa Osmanlı'yı tırmanmam için gerekiyor da niye bu kadar az? Asker ve asimile yapmamış mı bizim çok tarafları böyle? Asimile yapmamış mı? Az önce asimile onu hem de asimile sandım ben. Ya bak. Buralar benim için çok önemli değil. Şu Irak tarafı benim için o kadar önemli ki şu anda. Abo. Boş geçti. Allah. Bunlar Irak tarafına çok yaklaştı. 8.995'lik yuh be. Orduya birini çağır abi. Abi birini çağır. Nasıl çağırıyorduk? Hindistan'ı çağır. Çağır Hindistan'ı. Orduya çağır birini. Savaş imzalan. Gerçi orası çok önemli değil. Şu Irak'ı keşke asimile yapsaydık ya. Niye asimile yapmadık oraya? Abi oralar çok önemli. Şuraya alayım de. Çok kötü oldu ya. Kötü oldu. Abo. Bak buralar önemli değil ya. Burası çok önemli. Şuraya alayım yeter benim için. Bir sal da ben şuraya alayım ya. Hatta aldık mı? Bir dakika bakalım. Bak sadece şu kısım kaldı. Şu kısmı alayım. Sonra ben gideceğim. Başka bir yerde toprak istediğim bir yok yani. Şu bak sonra şu kısım ya. Al sen yapacağın işini ya. Yapacağın işini seveyim ben seni ya. Suudi Arabistan'da ne yaptın ya? Bütün planın içine ettim. Kuvveti geri almamız gerekiyor şimdi. Kuvveti nasıl geri alacağız? Alamayacağız. Abi acil Hindistan'ın gelmesi lazım acil. Abi sen kendi topraklarını kurtar. Ne yapacağım benim kuvvetimi ya? Allah. Buradan bir oğlu daha gönder oraya ya. Olmaz ya. Aynı yapacağım bir şey ya. Ne oldu da? Enflasyon işte, enflasyon vardı. Şimdi arkadaşlar, tek yapmamız gereken şey şuraya almak ve ondan sonra oraya almak. Medine'yi almak. Medine'ye gerek yok. Yapacağın işi seveyim. Bak yap. Abi yapmayın ya. Yüzü seveyim. Yapmayın. Allah'ınızı seviyorsunuz. Şuradan inşallah 1000 kişi. Obo! Bir dirim. Abi şuraya da al. Bak gideceğim. Bak gideceğim. Şuraya almamız gerekiyor muydu? Bak oraya da almamız gerekiyormuş. Abi bak gideceğim. Gözünü seveyim sağa bak gideceğim. Abi çok kötü ya, çok kötü. Ya ordu var ama ordu oraya ne kadar onlar çok ilerlerler. Çok fazla ilerlerler. İnşallah şu anda ordu basılabiliyor. Abo iyice basılabiliyor.
Paramız da var. Tamam, bitti. Dururuz. Saatten sonra dururuz onları. Şurası olmasa da. Şimdik. Biz bir o arada şuradan da gönderelim de belki buralara da bir yoğunluk yapmak isterler. Abi onlar çatır diyor be abi. Bunlar çatır diyorlar bizim sınırlara. Abi sal git kendi topraklarını kor sen benim toprağını yapacaksın ya. Sen Irak'a ne yapacaksın kardeşim ya? Git kendi toprağını savun ya. Gözünü seveyim ya. Zaten toplasan 10 kişilik ordum var. Bah başkentini alacağım şimdi. Koruyamayacağım başkenti. Git başkentini koru ya. Ne yapacaksın sen benim Irak'taki kuvvetim falan? Ne yapacaksın ya? Sağda işte bittiğim şuraya alacağım alt tarafı ya. Bak yarım saattir beni şu toprak için uğraştırıyor ya. Bak başkentim gitti mesela. O başkent senin bir daha alma mümkünatı yok. Sende öyle bir güç yok çünkü şu anlık. Bak şuradan mesela bak. Gidecek şimdi oraya kadar gidecek ben biliyorum. Uğraştıracak beni yengeni. Şuraya al da yani. Git ya. Ulaş şimdi. Sal beni. Bak alt taraf. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 şehir dağıldı. Hatta şehir geri gerekiyor mu? Bir saniye. Bak gerekmiyor. Hatta orası sende kalsın. Şuraya ver bana. Hadi. Buradan buraya. Gerçi biz İsrail'de olduğumuz için pek onların değil ama. Bak bu gidişe Suudi Arabistan komple alacağız yani biz. Bir şey diyeyim mi size? Vallahi sadece şurası kaldı. Hatta abi şöyle hatlarla bile ilerlemeye devam ederiz ya. Belki komple Suudi Arabistan alırız. Sadece orası geri geliyor diye oraya almamız gerekiyor ki. Bir sürü yarar alabiliriz. Bak ilerledim yengeni. Topraklar döndü. Arkadaşlar bence tüm Suudi Arabistan'ın bu saatten ayarlayan çok öyle 10.000-20.000 ordu çıkacağını pek sanmıyorum. Hadi Suudi Arabistan'a aldık diyelim. Bunların önüne bizim topraklara katabileceğiz mi? O da ayrı bir soru. Tamam, büyük bir anlamda bitti. Evet, Suudi Arabistan'dan komple aldık arkadaşlar. Bütün askerlerimizi şurada bir de toplayalım. Yağmalamak kesinlikle yapacağız çünkü buralar bizim için çok gerekli. Çünkü buradan nereye savaşacağız biz? Gerçi buradan başka bir yere savaşmayacağız. Ürdün'e falan savaşacağız. Abi şuradaki orduyu vazgeçtim. Dağılma. Ürdün'e gel. Ürdün'e savaş açacağız. Ürdün'de asker gelecek çok fazla. Mesela şu an aradan bir araba geçiyor. Sessiz alabiliyor musunuz? Onu merak ediyorum. Şu ürünü de alalım. Olmazsa bugünlük kalır olsun arkadaşlar. Tüm hepsini alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bize gerek toprakları alalım biz. Şöyle. Tamam. Ne oldu gibi?
bir puan bir yerde alabiliyoruz. Şuraya alalım. Veya dur, oraya almayalım. Yani. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Ürdün alacağız çünkü. Olmaz, bir kere daha savaş açacağız. Bakalım şimdi almamız gereken bütün toprakları aldık mı? Aldık. Evet, almamız gereken bütün toprakları almışız arkadaşlar. Şimdi Ürdün alacağız. İsrail, Lübnan'ı, Filistin'i, oradan da Mısır. Çoğu gitti, az kaldı arkadaşlar. Ama ilk önce bir asimile edelim. Çünkü asimile etmezsek ben böyle bir tarihi yiyoruz. Bu arada bayağı çekiyorum. Aha işte. Kanada. İlk önce şunlarla barış müzakeresi yapalım. Başka kim? Güney Afrika. Güney Afrika'yı böyle yapıyorlar. Sonra bir kere böyle şey yapıyorum, hemen tamamlıyorlar. Savaş açacağız diyorum. Venezuela. Ya sen de iç savaş çıkacak kardeşim. Ne uğraşıyorsun ben? Tamam, anlaşma yap. Savaş açtı adam bir tane oldu göndermeden. Anlaşıyor direkt. Şimdi insan çağıracağım ya. Önümde neyi insan çağıracağım. Bak mesela arkadaşlar şimdi Lübnan'a hemen bir savaş açalım. Şuraları kopyalayalım, ondan sonra şey yapalım. Hatta ilk önce İsrail alalım bence. Bak, İsrail'i savaş. Filistin'e savaş. İkisini aynı anda. Böyle. Bir. Bence alırız. Kolaylıkla alırız. Al bir tane. Hatta ben bu orduları biraz arttırırsam Mısır'ı bile alırım. Arkadaşlar. Lübnan'a hayatım neredeyse gitmez diye düşünüyorum. Şunları toplu böyle asimile edeceğim arkadaşlar. Abi sen neyin asker oyun ya? Ya da intecek istek oyun. Evet, Filistin'i aldık. İsrail aldık. Kudüs falan önemli. Bütün İslam için önemli tüm toprakları aldık arkadaşlar. Ürdün'ü aldık. Şu an arkadaşlar. Arap Yarımadası'nda almamız gereken tüm toprakları daha fazlasını aldık. Şimdi Afrika'dan çok az bir toprak almamız gerekiyor. O da Mısır'dan. Onları da alalım arkadaşlar. Oradan da Balkanlara çıkış yaparız. Ama onları da bir dahaki bölümde yaparız. Şimdi ilk olarak burayı yavaş askerlerimizi yollayalım. Ardından da anlaşmışız. Hemen yapalım. Abi neyse boş ver. Bakın çok az bir yerden almamız gerekiyor. Sadece şey kaldı. Avrupa kaldı. Bir de şu Rusya'ya biz verebileceğimiz tüm parayı verelim de arkadaşlar. Şu toprağı bize savaş açmadan versin abi. Bak sana 500'ün altını veriyorum. Sen sadece şu eyaleti bana ver. Çok bir şey istemiyorum. Kabul etmiyor. Ne kadar para verirsen ver, kabul etmiyor arkadaşlar. Ne kadar para verirsen ver. Anca savaşacaksın öyle. Şimdi. Orduyu da alır mıyız acaba? Ki acaba. Neyse Kıbrıs'tan yollayalım abi. Kıbrıs'tan ordu yollamak her zaman işe yarar. Kıbrıs'tan yollamıyor. 3000'lik orduya yollamıyor. Tamam. Mısır'a savaş. Eğer gelmezse Kıbrıs direkt bizim ilk seçeneğimiz olacak. Bak orduları çıktı 5000'lik ordu. Adam 5000'lik orduyla neler yapacak? Neler? Bak 4 ne oldu yolladı oraya mesela. 5000 ordu yolladı. Şimdi buradan da ne kadar bir toprak almamız gerekiyor. Ona göre bakalım çünkü Mısır güçlü gibi duruyor. Bayağı dalacağız neredeyse yarısını alıyoruz arkadaşlar. Neyse alalım biz bakalım.
Ya şuraya bir ordu yollama şurayı ya. Keşke denizde de ordu bekleseydik. Şimdi alacak o büyüyecek. Neyse şurada 727 ordu biriktiriyorum. Onu yavaşlatır. Neyse. Abi bence biz bu mısırı hayli alırız ya. Ben bir şişeyim iyi misin? Bak şimdi oraya aldı. Oradan büyüyecek de büyüyecek. Gerçi büyümez. Şuraya al biraz oldu. Şurayı bütün konu al. Şurada da biraz oldu bir yerden. Zaten. Tamamdır ya. Bitirdik siz. Oradaki oluyor. Oraya yerden oldu. Oradaki sanmıyorum çünkü limanları yok. Biz Mısır'dan alabileceğimiz kadarını alalım da. Sonra gerisini boş verin. Ne oluyor? Dedim ne oluyor? Ben Mısır'dan alabileceğim tüm toprağı alayım arkadaşlar. Çünkü illa istediğimiz kadar oraya bir şey yok. Suudi Arabistan'dan da gibi alabileceğim kadar alacağız. Bizim izlediğimiz toprak bu. Zaten Afrika toprağı, çöl toprağı, hiç değmeyen hiçbir şey yok. Şuradan direkt yolla da pü be. Boş geç, oraya ne olduğunu yollayacak. Abi şuraya onu yolla. Güzel kardeşim. Oraya almasın bize. Şuraya da yolla. Ya pek yerden oluşturabileceğini sanmıyorum çünkü güçsüz. Ya güçsüz durumu gördüm. Tamam şurayı şöyle alalım. Abi tek yapmam gereken şey şu. Şuraya al. Ve şuraya al. Şimdi şurayı şöyle alalım. Tamam. Ben bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Sonra evlerini kurmak istiyorum arkadaşlar. Görmeyeceğiz bugün. Hilesiz. Hurdasız. Güzel bir şekilde. Birçok devleti gönderdik. Normalde gerçek hayat Türkiye'nin 81 dili var. Ama gördüğünüz gibi 190 eyalet yaptık. Normalde 71 eyalet gözüküyor bizde. Kaç katı olduğunu siz düşünün artık. Şimdi bir dahaki bölümde Yunanistan'ı kule alacağız. Arnavutluğu, Makedonya'yı, Kosova'yı, Karadağ'ı, Sırbistan'ı, Bosna'yı, Bulgaristan'ı, Romanya'yı, Ukrayna'nın küçük kısmını da alabilirim bilmiyorum. Ve Moldova'ya gerekmiyor ama Moldova'yı da komple almayı düşünüyorum. Ve son şu Putin'le bir kere daha anlaşmaya oturmak istiyorum. Güzel tüm paramı verip bir tane eyaletini almak istiyorum. Sadece bir. Veya dur şöyle bir şey seçtik. Şimdi bir de bizim burada gereksiz şeylerimiz var ya arkadaşlar. Eyaletlerimiz. Şu eyaleti verelim. Başka neresi gereksiz bizim için? Bir de şuraya verelim. Orası da gereksiz zaten. Bakalım. Kabul etmiyor adam yani. Ne değerli toprağı varmış be. Bakalım komple alabiliyor muyuz? Mısır'ı tamam aldık. Hemen. Basit seyredelim. Bu videoyu gün anlatacağım arkadaşlar. Direkt çektiğim gün. Bir akşam. Bundan sonra her pazar günü akşam böyle bir yatacağım. Diğerler ders çalışmalar var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.